İnsanlar ekseriyetle sabah uyandıkları vakit bugün ne yapsam diye düşünürler. Ya da bugün şöyle şöyle yapmam gerekiyordu diye planlarını göz önüne alıp nasıl yapacaklarını düşünür. Ama bir de Allah adamları vardır. Onlar sabah kalktıkları vakit şöyle düşünürlermiş. Acaba Allah bugün benimle ne yapacak? Yani insanları ikiye ayırabiliriz kardeşim. Bir, ben bugün ne yapsın diyenler. İki, Allah bugün benimle acaba ne yapacak diye. Bu ikinci kısım insanlara bir örnek verebiliriz. Cenab-ı Hak Duha suresinde diyor ki: Elem yecidke yetimen fe'ava. Seni yetim bulup barındırmadık. Bunu kime söylüyor? Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Doğmadan baba göçmüş, sabi yaştayken anne dünyadan geçmiş. Tam bir yetim peygamber ümmetiyiz biz. Ve Allah diyor ki seni yetim bulduk, biz barındırdık. Peki Allah mı barındırdı? Göklere mi yükseldi peygamber? Özel bir mahfazanın içinde büyüyene, buluğ çağına erene kadar tuttu, zarar görmesin diye sakladı mı onu bir yere? Hayır. Ne yaptı? Halime validemiz, Abdülmuttalip, Ebu Talip, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı insanlar eliyle himaye etti. Allah Habibine diyor ki seni Abdülmuttalip barındırdı, Ebu Talip barındırdı, Halime zannedebilirsin ama seni barındıran benim. Yani Allah işini kulları eliyle görüyor. Bizim de ne yapıp edip sabah kalktığı vakit Allah bugün benimle ne yapacak acaba diyecek insanlardan biri olmaya gayret etmemiz lazım. Allah adamı olmaya gayret etmemiz lazım. Allah'ın kendi eliyle iş çözdüğü insanlardan biri olmaya gayret etmemiz lazım. Niçin? Dünyada mesut, ahirette ebedi saadete nail olabilmek için. Peki başka pek çok misal verilebilir de bunu en kolay yapacağımız yer neresi? Allah'ın Duha suresinde bize örnek verdi. Bu şu demek, bugün bir insan bir yetimin hamisi olsa, bir yetimin başını okşasa, bir yetimin gönlünü alsa, bir yetimin derdine derman olsa, Allah o yetimi, o insan eliyle muhafaza etmiş. Yani yetim için bir şey yapan insan bir anda Allah adamı olur. Açmama gerek var mı? Adamlık cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir. Bir kadın da bunu yapsa, onu da göklerde Allah adamı diye yazarlar. Yetimler bizimdir. Her birimiz bir yetim namzetiyiz. Yetim olduğumuz vakit boynumuzu bükeceğiz. Olmadan evvel boynu bükük bir yetimin yüzüne tebessüm olalım ki bizi göklerde Allah adamlarıyla bir yazsın.